Bugün size sevdiğim bazı insanlardan bahsedeceğim. Hafta sonu müteveffa danışmanın büyük tarihçi ve sosyolog Charles Tilly'nin cenaze törenine katıldım. Onunla ilk tanıştığımızda çok uzun yıllar önce toplu şiddet konusu üzerine çalışıyordu. Kendisi kariyeri boyunca tam olarak 51 kitap ve 600'den fazla makale yazmış. Daha da önemlisi benim gibi birçok insanı fazlasıyla cömertçe danışmanlık yapmış birisiydi. Toplu şiddet üzerine çalışıyordu. Bir keresinde bana şöyle demişti. Bunu tam olarak nereye yazdığını bulamadım. Tabii eğer yazdıysa. Bunu daha ilk derste size söylemiştim. Geride kalanların tarihini yazmak acılı biçimde zor bir şeydir. Bugün hakkında konuşacağım insanların bazıları kendilerini tarihte geride kalanlar arasında saymazlar. Bu insanlar gidişata pek ayak uyduramayıp ekonomik, sosyal ve siyasi süreçlerle başa çıkamıyorlar ve sonunda kaybediyorlar. Eğer bu dersin veya özellikle küreselleşmenin yaşandığı bu süreçte modern dünyanın geçmişiyle ilgilenen herhangi bir dersin temalarından bir tanesi kapitalizm veya geniş çaplı iktisadi değişim ve devlet gibi bir dinamik ikili ise bugün derste hakkında konuşan bazı insanların hayatlarında açıkça bunu göreceksiniz. Bir keresinde verdiğim bir örnekte Avrupa kıtası üzerinde paraşütle yavaş bir şekilde indiğinizi hayal etmenizi size söylemiştim. Diyelim 16. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına kadar bir zaman diliminde bunu yapıyorsunuz. Çıkmış her bir toplu şiddet, siyasi protesto, halk protestosu, bütün protestolar eninde sonunda siyasidir. Vakasını görebilseydiniz belki de en fazla göreceğiniz olan olay buğday isyanları olacaktır. Bu başlı başına önemli bir olay. Ortadan kaybolması da öyle. Hele bunu devlet ve geniş çaplı ekonomik değişim hakkında söylediğim şeyin ışığında düşünecek olursanız. Bunu kafanızda canlandırmanın diğer bir yolu da şudur. Her bir toplu şiddet olayına göre hareket eden veya onları kaydeden bir Richter ölçeğiniz olduğunu farz edin. Tilly ve ekibi Avrupa'da 18. yüzyılın ortalarından hatta daha da öncesinden itibaren 1936 yıllarına kadarki her bir toplu şiddet olayını tek tek saymışlardı. Sizin varacağınız sonuçta aynı sonuca varacaklardır. Hani sizin bütün bu zaman boyunca bu büyük kıtanın üzerinde paraşütle süzülürken gördüklerinizden. Bugün yapacağım şey bir tür üçleme olacak. Üç şey hakkında konuşacağım. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Önce buğday isyanları. İkinci olarak Tilly ile birlikte iki gerçek büyük tarihçi olan Eric Hobsbawm ve George Houdin'in uzun zaman önce yayınlanmış klasik bir kitabına dayanarak Swing hareketi. Captain Swing üzerine duracağım. Üçüncü olarak da kendi yaptığım bir şey olan Ariège'li Demoiselle hakkında konuşacağım. Bunu az sonra açıklayacağım. Bu üç şey birbirini çok güzel tanımlıyor sanırım. Göreceğiniz belli başlı temalardan bir tanesi halk protestosu ve halk protestosuna bağlı olarak toplu şiddet çok tesadüfi şeyler değil. Doğaçlama olarak çıkabilirler. Ama arkalarında belli bir mantık var. Çağlar boyunca erken dönemde hatta 19. yüzyılda halk protestosu denen şeyin bir mantığı vardı. Sıradan insanlar protesto ederek taleplerini ortaya koyuyorlar ve böyle yaparak değişim yaratmak istiyorlar. Gereğini yapacakları inancıyla yönetenlere başvuruyorlardı. Çoğunlukla da bunu yaparken kafaların arkasında adalet duygusunun hakim olduğu geçmişteki bir dünya vardı. Buğday isyanları bağlamında adil fiyat konusu hakkında konuşacağım. Bazı örnekler vereceğim. 1856'da ekmeğin fiyatının yüksek olduğu ve hiç iş olmadığı bir bahanelerle İspanya'da çıkmış bir olayla başlayalım. Valladolid ve Burgos'taki işçiler baş kaldırıyor ve 4 uncu dükkanını, değirmenleri ve denetim bürosunu yakıyorlar. Sivil vali ayaklanmayı bastırmak üzere müdahale ediyor ama isyancılar ondan ağır basıyor ve onun kuvvetlerinin başındakilere saldırıyorlar. Yakıp yıkma bir süre devam ediyor. Büyük olasılıkla bu olaylara dair haberlerin yayılmasının sonucu olarak karışıklıklar kırsala ve diğer şehirlere yayılıyor. Palencia valisi kendi şehrinde ayaklanma çıkmasın diye uğraşıyor ama ıslıklayan bir kalabalığından geri çekilmek zorunda kalıyor. Benavente, Rio Seco ve Kastilya kanalı boyunca karışıklıklar tekrarlıyor. Bu hareketler aralarında dükkan sahiplerinde olduğu kara borsacıları ve stokçuları hedefleyen eski tip isyanların özelliklerini yansıtıyor. Hınç içindeki isyancılar ucuz ekmek, ucuz ekmek sloganlarıyla dükkan ve depoları yakıyor. Buğday taşıma işini gören gemilere saldırıp tarlalarda henüz hasatı yapılmamış olan buğdayı ateşe veriyorlar. Bir yüzyıl öncesinin Fransa'sına gidip 3 Mayıs 1775 tarihinde bir kraliyet memurunun hatıralarına bakacak olursanız, bir gün önce tembihlenmiş olan silahşörler pazar yerlerine akın ettiler. Kaçan isyancılar ekmek dolu sepetleri devirdiler ve atların yolunu engellediler. Saat sabah 9 civarıydı. Vardiyanın normalde o saatte siparişlerini alıyor olması gerekir. İnsanlar fırınlara gidip dükkanlarda bulabildikleri tüm ekmeklere el koyuyor. Bu bağlamda bu yağmanın özel bir yanı var. Halk bunu şiddet kullanmadan yapıyor. Fırıncıların dükkanı boşaltılıyor ve benzer şeye maruz kalmasını beklediğiniz pastaneler ve diğer yiyecek işiyle uğraşanlara kimse dokunmuyor. İngiltere'de, East Anglia'da 1816'da yazın başlarında bir sürpriz oluyor. East Anglia'daki tarım işçileri, az sonra tekrar karşımıza çıkacaklar, isyan ediyor. Napolyon savaşları bittiğinden beri şartlar zaten kötüleşmişti ve isyan ve karışıklıklar bütün şehirlerde baş gösteriyordu. Burada vurgulamak istediğim nokta şu. Uzun bir dönem için size neredeyse her yerden örnekler verebilirim. Karşılaştığımız olaylarda buğday isyanı hepsinden ağır basıyor. Fransa kökenli bir şey ama hemen hemen her yer için geçerli. Bunu yazmanıza gerek yok. İnsanlar özellikle şu yıllarda yiyecek için savaşıyor. Dalga dalga baş gösteriyor. 1693-94, 1698, 1709-1710, 1728, 1739, 1740, 1749, 1752, 1768, 1779, 1775'te büyük bir tane, 1785, 1788, 89, 1793, 1799, 1811, 12, 1816, 17, 1829, 30, 1839, 40, 1846, 47, 1853, 54 yıllarında ve sonra bir daha hiç olmadı. Hiç diyerek Fransa'da bir daha hiç olmadı demek istiyorum. Buğday isyanları siyasi bir protesto. Toplu şiddet duruma göre toplu pasiflik biçimi olarak ortadan kaybolur. Bu büyük soru. Burada neler oluyor? Popüler protesto, bütün bu olan bitenlere baktığınızda neler döndüğünü anlamak için bir yöntem. Buğday isyanları toplu şiddet biçimi olarak neden kayboluyor? Niçin? İşte size bir afiş. Fransa'nın batısında Vaville kasabasında 1709 senesinde Ariège'e hazırlanmış bir poster. Açlıktan ölüyoruz. Ekmek ve buğday fiyatlarını sabitlemenizi kayıtsız şartsız emrediyoruz. Yoksa evlerimizden kızgın birer aslan gibi fırlayacağız. Bir elimizde silah, diğerinde ateş. Kundak ateş. Bu arada Yale'deki dostumdan birisi Jim Scott buna güçsüzlerin silahı diyor. Bir tarla ürüne veya şömiyer dedikleri sazdan damı olan bir kulübeye bir kibrit çöpü bayağı ciddi bir zarar verir. Bu buğday isyancıları erkekler ve özellikle kadınlar, hatırlayın kadınlar hane ekonomisinden sorumlular. Genç insanlar, özellikle çocuklar da bazı taleplerini duyurmak istiyorlar. İstedikleri bu. Hükümetin, kralın, idarecilerin, memurların, müdürlerin, valilerin, İngiltere'de şeriflerin ekmeğin fiyatını sabitlemesini istiyorlar. Tıpkı Maximilien Robespierre ve Jacobinlerin onlardan istediği gibi. Ekmeğin fiyatını sabitlemek. Ekmeğin fiyatı mümkün olduğunca düşük olsun ki herkesin gücü ekmek almaya yetsin. Ekmek, bu ticari mal ister Orta Avrupa, Fransa'nın güneyi, İspanya'nın bazı bölgeleri veya Güney İtalya gibi fakir yerlerdeki kara ekmek olsun, ister daha zengin köylülerle özdeşleşmiş beyaz ekmek olsun, sıradan insanların harcamalarının yarısından fazlası anlamına geliyor. Yiyecek değil, sadece ekmek. İnsanlar bir tek ekmek yiyor. Fakir bölgelerde kara ekmek, zengin yerlerde beyaz ekmek, eğer bir genelleme yapmak gerekirse. Ekmeğin her türlüsü vardı. Buna şöyle yaklaşabiliriz. Bugün Doğu Belçika'da bulunan Valonya'daki Liège kenti, Liège başka şeylerin yanında mantar tapası ile meşhur ve bugünkü Belçika'nın doğusundaki sanayi bölgesinin bir parçası. 14. yüzyıldan beri belediye statüsüne sahipti. Yani bir yerel yönetim yasasına sahipti. 1317 yılı bir şekilde aklıma kalmış. Yıllar önce bir kitap okumuştum. Yerel pazarın olduğu günlerde diğer yerlerden gelen tacirlerin pazarın 3. gününe kadar buğday satın almalarına izin verilmediğini yazıyordu. Bu arada tacirler için kullandıkları kelime engrosseur, yani Fransızca'daki anlamı kendilerini şişmanlatmaya çalışan bir grup insan gibi bir şey. Neden? Çünkü hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği fiyatlarla ekmek satın alabilecek durumları vardı. Yerel pazarın 3. gününe kadar bir şey satın almalarına izin verilmezdi. Ama tabii ki Avrupa tarihinin büyük bir kısmında olan şey bu değil. Bu kalabalıklardan gelen baskı, bu kalabalıkların mantığı düzen adına, kim bilir belki de adalet adına yerel yönetimleri ekmeğin fiyatını sabit tutmaya zorlamak ki böylece herkes satın alabilsin. Şarlatanın birisi bu tür sosyal tarihi eleştirerek şöyle demişti. Aslında çok bariz bir şekilde buğday isyanları yerel pazarın kurulduğu günlerde buğday bir yerden çıkarılırken o yerde patlak veriyor. Ama esas nokta bu zaten. Köylüler veya kasaba halkı isyan etmiyor. Sıradan insanlar buğday fiyatı tavan yaptığı zaman isyan edecek diye bir şey yok. İsyan ettiklerinde buğdaya el koyuyorlar. Dükkanları yağmalıyorlar. Bu da öyle bir anda gerçekleşiyor ki buğdayın kendi muhitlerinden dışarı çıkacağını görüyorlar. Yaşamak için dayandıkları bir şeyle ilgili olarak yapılan bu hareketi ahlaki olarak içlerine sindiremiyorlar. Kadınlar, daha önce söylemiştim, buğday isyanlarında çok önemli rol oynadı. Neden? Çünkü evin ekonomisinden onlar sorumlu. Bütün bu dönem boyunca bilindik bir senaryo oynanıyor. İnsanlar yerel pazar için kasaba yakıyorlar. Buğdayı taşıyan arabaları, yük arabalarını görüyorlar. Onları durduruyorlar. Yollarını kesiyorlar. Her yerde aynı hikaye. Sanki ortalıkta internet veya CNN gibi bir şey varmış da bu yolda herkes her şeyden hemen haberdar oluyormuş gibi. Buğday isyanı şöyle gerçekleşiyor. Buğdayı çalıp götürmüyorlar. Çalmıyorlar. Size daha önce bir örnek vermiştim. Çalıp pasta börek falan yapmıyorlar. Buğdayı alıp ortak mülkiyetlerinde olan bir alana, meraya veya kapalı pazar yerine götürüyorlar. Bunun en güzel örneklerini Fransa'nın güneyinde ve bir sürü başka yerde görebilirsiniz. Buğdayı adil olduğunu düşündükleri bir fiyat üzerinden sıradan insanlara satıyorlar. Aynen bu ifadeyi kullanıyorlar. Adil fiyat. Yaşamak için ihtiyaç duydukları bir şeyi ellerinden alan, müdahale edemedikleri bazı güçlere karşı ahlaki olarak bir öfke duygusu içindeler. 1789'da bildiğiniz tarih Paris'teki en büyük toplu eylem nedir? Tabii ki Bastil'in halk tarafından basılması. Ama daha da önemlisi insanlar Paris'i çevreleyen gümrük engellerine, duvarlarına yani vergi dairelerine saldırıyorlar. Yiyecek, buğday, ekmek ve her şeyin fiyatını yükselten bunlar. Kendilerini yeteri kadar yiyebilme haklarından mahrum eden, adil olmadığına inandıkları bir ekonominin sembolü olarak görüyorlar bunları. Buğdayı alıp götüren bu arabalar, kim var bu arabalarda? Kim bu insanlar ve ne yapıyorlar? Bunlar tacirler. Buğdayı ne zaman alacaklarını ve nereye götüreceklerini biliyorlar. Berlin, Stuttgart'a veya Münih'e veya Milan'a veya Paris'e veya Lyon'a götürüyorlar. Çünkü bu buğday bir sürü insanın yaşadığı bu yerlerde daha yüksek bir fiyatla alıcı bulacak. Bunda kralların ve diğer despotik hükümetlerin çıkarı ne? Her şeyden önce şehirleri doyurmak işlerine gelen bir şey. Doyurulması gereken şehirlerin, bürokrasilerin, devletin, kışlaların sürekli bir büyüme içinde olması özellikle de kıtlık zamanlarında buğday üstündeki baskıyı arttırıyor. Buğday isyanları sadece buğdayın kasabadan çıkarılacağı yerel pazar zamanı denk gelmiyor. Bunların zamanlama olarak döngüsel kıtlık zamanlarında gerçekleşmesi manidar. hasat hüsranla sonuçlanmış, borç alınmış, ekmeğin fiyatı yükseliyor ve isyan başlıyor. Eğer isyanların bu bahsettiğim ülkelerde neden başladığına bakacak olursanız, buğdayın kırsal bölgelerden alınıp şehirlere yüksek fiyatlarla satmak için götürülmesine bir tepki olarak ortaya çıktıklarını göreceksiniz. Taşıyan arabada tacir de var. Muhtemelen tacirin arabacısı da var. Orada başka bir de kim olabilir? Zamanla İspanya'da Guardia Civil'e, yani sivil muhafız, İtalyan topraklarında çeşitli türden polisler, Berlin'in sert ve dişli polisi veya Prusya ordusu veya Fransa'daki jandarm veya 18. yüzyıldaki ismiyle Maréchaussée denilen jandarmalar veya 19. yüzyılda jandarmalar var. Konuya nasıl baktığınız gerçekten önemli. Devlet ve kapitalizm burada aynı anda buğdayı taşıyan arabadalar. Tacir ve onu koruyan polis orada. Uzun dönemdeki değişimin dinamik ikilileri bunlar. Kesin olan şey, Pomeranya'da veya Kuzey İtalya'da veya Paris'in güneyinde, Bos'ta, Şart civarında veya bunun gibi yerlerde büyük arazilerin varsa ekmek isyanına katılmıyorsun. Bunlar ne yapıyor? Bunlar stokluyorlar. Buğdayın fiyatı daha fazla yükselene kadar bekliyorlar. Onun için kara borsacılara karşı bu saldırılar bütün bu dönem boyunca bir halk protestosu, bir kitlesel eylem biçimi haline alıyor. 1789, kitapta bu tarihle ilgili olarak okudunuz. Zengin aristokratların fakirleri aç bırakıp pes ettirmeye çalışarak yollarına devam etmeye çalıştıkları, kara borsacıların da büyük çuvallar dolusu buğdayı çoğunlukla yaptıkları gibi şatolarında sakladıkları fikrine dayanan bir açlık senaryosu var. Bunlar buğdayı piyasadan alıkoyuyorlar. Lezefer, yani bırakınız yapsınlar denen liberal anlayış, bırakın fiyata piyasa karar versin diyor. Tamam, bunu satmayıp elimizde tutalım, halk aç kalsın. Onlar için berbat bir şey, daha fazla paraları olsun. Tekrar bu yerlerin hepsinde buğday isyanı en önemli kitlesel şiddet, halk protestosu biçimi olarak ortaya çıkıyor. Sonra birden kayboluyor. Yine Fransa bu konuda en fazla çalışılan yer ama İngiltere'de daha erken bir tarihte ortadan kayboluyor. Hali hazırda niçin öyle olduğunu biliyorsunuz. Birkaç dakika için tekrar söyleyeceğim. İngiltere'de hiçbir köylü kalmıyor. Fransa'da son dalga 1855'te. Şimdi 19. yüzyılın sonlarında yüksek yiyecek fiyatlarına karşı protestolar var. Aklınıza insanların Stop and Shop süpermarketlerini kuşatma altına alıp donmuş gıdaları koydukları, market arabalarıyla yolu kapattıkları gibi bir şey aklınıza gelmesin. Gerçi bunun benzerleri sayılır. Yiyeceğin fiyatının yüksek olmasına karşı eylem yapıyorlar. Yiyecek hala eylemlerde en önemli etken. İkinci Dünya Savaşı'nda örneğin zenginlerin her zamankinden daha iyi durumda olmasından kaynaklanan öfke, yiyecek almak için kuponlar ve bütün bu hikaye falan. Ama Avrupa'da buğday isyanı popüler protesto biçimi olarak tamamen ortadan kaybolur. Nokta. Bu Rus devriminde ekmeğin çok önemli olmadığı anlamına gelmemeli. Çok önemli. Ekmeğin fiyatının yüksek olmasına karşı Rusya'da isyanlar var. Ama Batı Avrupa'daki klasik başlangıç doğuya doğru gittikçe her anlamda halka ait bu protesto şekli, halk eylemi deyimi tamamen kayboluyor. Nokta. Neden? Savaş kazanılmış. Tüccar, polis, jandarmalar, askeri birlikler hepsi zaten oradalar. Tekrar batıdan Doğu Avrupa'ya gidecek olursak, değeri düşen kırsal mülklerin, değersiz kırsal arazilerin nüfusunun azalması söz konusu. İnsanlar artık biraz ondan, biraz bundan üreterek bir yere varılamayacağını görüyor. Ve iş bulmak için kendilerini her geçen gün büyüyen şehirlere atmaya başlıyorlar. Ve böylece insanların nelerle ilgili olarak eylem yaptıklarına bakacak olursanız, bu büyük ekonomik değişimi görürsünüz. 19. yüzyıl insanların yaşam tarzlarını tamamen dönüşüme uğratıyor. Bu kesin. Tüketim kültürünü 19. yüzyıl icat etmedi. Bunu zaten biliyoruz. Jean De Vries geçen 1-2 ay içinde yayınladığı muhteşem kitabında 17. yüzyıl ortalarından başlayarak sıradan insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışırken her türlü fedakarlığı yaptıklarını ortaya koyuyor. Tüketim kültürüne katılıyorlar, sabun satın alıyorlar, çatal satın alıyorlar ve benzeri şeyler. Fakat bu çok önemli ekonomik değişimler bağlamında 19. yüzyıl bütün bu süreçte kritik bir dönem. Buğday isyanının bir halk eylemi biçimi olarak ortadan kaybolması bunun en iyi göstergesi. Tamam. Ama bütün bunlar, bu şekildeki protesto, modern öncesi şeyler, bir de modern eylemler, grevler ve benzeri şeyler var gibi bir şey aklınıza getirerek bütün hikayemi daha karmaşık bir hale getirmek ve söylediğimin geçerliliğini yok etmek istemezsiniz. Daha fazla grevlerin olduğu ve grevlerin siyasi elimin bir diğer bir klasik şekli olduğu doğrudur. Ama 19. yüzyıl dünyası değişim içindeydi. Bütün bu süreçte en büyük kaybedenler başarılı olamayıp dünyaları tamamen dönüşüme uğrayan kırsal halk, kırsal emekçiler, köylülerdi. Bahsettiğim üçlemenin bir parçası buydu. İkinci olarak Swing hareketine bir bakalım. Haklarında konuşacağım bir sonraki iki şey aynı zamanda gerçekleşiyorlar. Bu tesadüfi değil. Hiç tesadüfi değil. İlk hikaye Captain Swing'inki. Buna daha ilk günde değinmiştim. Burada olanlarınız hatırlayacak. 1829-30 yıllarındaydı. Bunlar önemli yıllar. Ariège Demoiselle aynı zamanda ortaya çıkıyor. Bunlar benzer ve aynı şekilde enteresan. Enteresan olduklarına inanıyorum. Umarım siz de öyle düşünürsünüz. Birbirleriyle ve deminden beri konuştuğumuz konuyla o kadar fazla benzer yanları var ki. Buradaki hikaye çok güçlü kapitalizmin yarattığı kahraman yeni ekonomide ve bunun Avrupa'daki büyüklü küçüklü enkarnasyonlarındaki kazanan ve kaybedenlerle ilgili değil. Bu ekonomik değişimde geri kalanları, onların yüzlerini görüyoruz. Tekrar edecek olursam, Captain Swing üzerine çalışanlar George Houdin ve Eric Hobsbawm'dı. Bunu nasıl ifade etsem? 1816-17 yıllarında Ned Ludd adında İngiltere'de gerçek bir kişi vardı. İngilizce Luddite kelimesi makine parçalayan anlamına geliyor. Luddizm de makine parçalamak. Makineleri parçalıyorlar çünkü insanların işsiz kalmasına yol açıyorlar. Sen bir el tezgahı dokumacısısın. Almanya'da Silesia'daki meşhur örnekleri var. Sonra yüzyılın daha sonraki zamanlarında, geçen sefer haklarında konuştuğum şeyler, cam yapımında kullanılan makineler insanların işlerini ellerinden alıyor. Ned Ludd makinelere saldırıyor. Onları parçalıyor. 1829 yılı Avrupa'nın her yerinde ekonomik açıdan berbat bir yılda. İngiltere'de dondurucu bir kış ve gerçek açlık vardı. Benim şöyle bir örneğim var. İngiltere'de tam olarak İngiltere'nin güneyinde geçiyor. Tarlalarda açlıktan ölmüş, midelerinde sadece hindibaba otu olan ve başka yiyecek hiçbir şey bulmayan insanlar buluyorlar. Eğer 1829 veya 1830'da İngiltere'ye gezmeye gitmiş bir Fransız, Alman veya Kuzey İtalyalı olsaydınız, Arthur Young'ın izlediği yolun dönüş kısmını yapsaydınız, Arthur Young Fransa'da dolaşmış ve gördüğü insanların 65 ve 70 yaşlarında olduğunu zannetmişti. Halbuki bu insanlar 29 yaşlarında falandı. Zorluklardan öyle yıpranmış ve perişan düşmüşlerdik. Bu duruma dair Rhine civarında Champagne'de bir kadınla karşılaştığı meşhur bir hikaye var. Arthur Young Avrupa'da bütün bu köylüleri gördü. Ama Arthur Young'ın kıtadan İngiltere'ye giden benzerleri hayretler içinde kaldılar. Hiçbir köylü kalmamıştı. Neredeyse hiçbir köylü. Küçük bir mülk sahibi olarak bir köylü karşınıza çıkabilirdi. Bu köylü yaşamsal olarak toprağa kendini adamış. Bu biraz fazla süslü oldu ama Le Pan de Terre, yani küçük bir toprak parçasına ailesinin ayakta kalabilmesi, yani evini geçindirmek için bağımlı birisi olurdu. İngiltere'de fazla köylü kalmamıştı. Üst sınıftan kendi yaptıkları portrelerinde, önlerinde gördükleri her şeyin efendisi olarak kendilerini resmeden büyük toprak sahipleri vardı. Bir tür eşraf. Bunların biraz daha düşük halini yansıtan çiftçiler vardı. Orta sınıf mülk sahipleri ve öyle bir takım şeyler vardı. Bir de şehirden gelip bir aristokrat gibi yaşamak isteyen, alabildikleri kadar toprak satın alan zenginler vardı. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle toprağın büyük bir kısmına bu kadar küçük yüzdede insanın sahip olduğu bir yer yoktu. Bu İngiltere için hala geçerli. Ama ortalıkta köylü yoktu. Neden? Çünkü büyük balık küçük balığı yemiş. Çünkü 16. yüzyıldan başlayarak çitleme hareketi, bununla ilgili okumuştunuz sanırım, esas olarak güçlü olanların kanunu arkalarına almaları anlamına geliyordu. Parlamento çitleme ile ilgili olarak insanların ortak tarımsal alanları çitleyip hisselere ayırmalarına izin veren yüzlerce yasa geçirdi. Büyük balık küçük balığı yiyor ve köylü kökünden yok ediliyor. Burada olan başka bir çerçevede bunu daha önce söylemiştim. İngiltere'de 1000 türlü tekstil işçisi ortaya çıkıyor. Her türlüsünden dadılar, hizmetçiler, yüzlerce, binlerce, milyonlarca tarımsal işçi ortaya çıkıyor. Başka ülkelerde tarımsal işçiler vardı. Ama aynı zamanda küçük toprak sahipleri de vardı. İngiltere'de ise bunlardan eser kalmamıştı. Hikayeye geri dönecek olursak, 1829'da sıradan insanlar protestolara ve toplu eylemlere katılmaya başlıyorlar. İnsanları tehdit etmeye, harman makinelerini parçalamaya ve yakmaya başlıyorlar. Çünkü biçer döverler işlerini ellerinden almış. Yaşamak için hasat zamanı oradan oraya gidip çalışıyorlar. Bugün Fransa'nın güneyinde insanlar üzüm hasatında aynı şeyi yapıyor. İngiltere'nin güneyindeki zengin tarımsal arazilerde insanlar oradan oraya gidip hasatı yapıyorlar. Böyle ayakta kalıyorlar. Çok iyi durumda değiller. İyi durumda değiller ama kalacakları bir yer buluyorlar. Karınları doyuyor. Uyumak için bakımsız da olsa bir yerleri var. İdare ediyorlar. Sonra birden koca başlar, büyük çiftçiler, biçer döverler satın almaya başlıyorlar. Harman makineleri bu insanların işini yapmaya başlıyor. Bir sonraki sefere bu adamlar 10, 20, 30 kişilik gruplar halinde aileleriyle, arkadaşlarıyla gelip diyorlar ki hasat zamanı, işte geldik, nuvala, kusura bakmayın beyler, size ihtiyaç kalmadı. Belki bir ikiniz tamam ama size pek ihtiyaç kalmadı. Bizim bu makinelerimiz var. Daha önceden sizin yaptığınız işleri yapıyorlar. Sürekli çok çalıştıklarında onlarla sorun da yaşamıyoruz. Makineler bizim istediğimizde çalışıyor, istemediğimizde çalışmıyor. Haydi görüşürüz. Deli mi bunlar? Çok kızıyorlar. Bu makineleri yakmaya başlıyorlar. Kapıları paramparça edip içeri giriyorlar ve bu makineleri yakıyorlar. Sonra hazırlanmış, çala kalem hazırlanmış posterleri buluyorlar. Bunları okumak çok güç. Çünkü yazanlar pek okumuş falan değiller. Ned Ludd'dan, efsane kahramanından bahseder gibi bahsetmeye başlıyorlar. Bir tek fark var, o da gerçek oldu. Bu posterlerdeki sloganlardan en hoşuma gideni, uzun önce güçlü Michigan'da eski bir kız arkadaşım vardı. Birlikte bununla ilgili bir oyun yazacaktık. Hiçbir zaman yazamadık. Neyse, birisi diyor ki, aslında hepsi diyor, eğer bu harman makinelerini ortadan kaldırmazsanız acı çekmeye başlayacaksınız. Makineleri yok edeceğiz. Sizi mahvedeceğiz. Gördüklerim içinde en iyisi sizden intikamımız kararlı Captain Swing eliyle geliyor. Captain Swing kimdi? Halkın adalet anlayışının temsilcisiydi. Eskiden ahlak ekonomisi denen şeyi temsil ediyordu. Gerçekte var olmadı. Keşke yaşasaydı, yaşamalıydı. Yaşamadı. Ama Captain Swing, biz çokuz, biz doğruyuz, haklıyız, Tanrı bizim yanımızda, örgütlüyüz, kazanacağız gibi fikirlere böyle yarı askeri bir his kazandırıyordu. Burada ima edilen şuydu. Belki pazarlık yapıp sonucu görsek daha iyi olur. Belki birkaç makineyi etrafta tutabilirsin ama biz işimizi geri istiyoruz. Captain Swing her yerdeydi. Kent'teydi, Cambridgeshire'daydı, Devon'daydı, Wiltshire'daydı. Yaşamadı ama en azından halkın hayalinde her yerdeydi. Bu arada Captain Swing'i sevenlerin bazı müttefikleri de vardı. Bunlar pahalı harman makinelerini alabilecek gücü olmayan küçük çiftçilerdi. Ve olur da benim açgözlü komşumun makinelerini yaksalar bu dünyadaki en kötü şey olmaz diye düşünüyorlardı. Böylece bu tür insanlardan moral desteği alıyorlardı. Böylece yayılıyorlar. Onları her türlü yerde buluyorsunuz. Kazanıyorlar mı? Dalga mı geçiyorsunuz? Kaybediyorlar. Şerif polis gücünün ancak 1829'dan itibaren Londra'da başladığı ve üniformalı ordu fikrinin pek de sevinmediği bir ülkede oldukça gözde bir şeydi. Üniformalı ordu Fransız ve İspanyolların sahip olduğu bir şeydi. Askeri birliklerini getiriyorlar ve bu insanların canlarını okuyorlar. Mahkemeye çıkarıyorlar. Bazılarını asıyorlar, birçoğunu değil. Onları Tasmanya'ya veya Avustralya'ya gönderiyorlar. hepimiz bir suçlular kolonisinde yaşıyoruz diye bazen Avustralya'da şarkı söylenir. Özellikle de Pom'larda. Bazen İngilizlere hitap ederken kullandıkları kötü anlamı olan bir kelime bu. Maç yaptıklarında onları çok ama çok uzaklara gönderiyorlar ve onları hezimete uğratıyorlar. Geride kalanların tarihini yazmak acılı bir şekilde zor. Ama yine de eğlenceli. Kaptan Swing ortadan kayboluyor, koca başlar kazanıyor, çitleme olanca hızıyla devam ediyor. Yüzlerce, binlerce insan yollara koyuluyorlar. Ha, bu arada küçük bir zafer de kazanıyorlar. 1832 yoksulluk yasası belki de ayaklarıyla oy kullanan, yani eylemleriyle siyaset yapan halktan insanlara dair sezilmiş bir tehditten etkilenmiştir. Bu halk tehditkar ama aynı zamanda müzakere eden, tavlayan, herkesin durumunu düzeltmek için bir şansa sahip olduğu geçmişte bir zamanı hayal etmeye çalışan bir halk. Aynı şey burada isyanlar için de geçerli. İnsanlar her şey için adil bir fiyatın olduğu bir zamanı hayal ediyorlar. Kaptan Swing gerçekten bunun bir parçasıydı. Açıkçası ben bu insanların yaptıklarını çok heyecan verici buluyorum. Belki de bunu söylememem lazım. Ve tabii ki bu insanların Port Arthur'a, Asya'daki Port Arthur değil, Tasmanya'daki Port Arthur veya Avustralya'da New South Wales veya Victoria denilecek yerlere yaptıkları olağanüstü uzun yolculuklar sırasında geçmişte yaptıklarıyla ilgili düşünecek çok zamanları olmuştur. Ama Kaptan Swing kayboldu. Zaten hiç yaşamadı. Keşke yaşamış olsaydı. Uzun bir zaman önce ben henüz işin başındayken Paris'in kenar mahallelerinde Vincennes'deki arşivlerde, Büyük Vincennes Şatosu'ndaki askeri arşivlerde çalışıyordum. Başka şeyler üzerinde çalışırken baktığım belgelerde sürekli Kaptan Swing'de tam aynı zamanda 1829-30 yıllarında İngiltere'de değil Fransa'da baş gösteren bir takım olaylar karşıma çıkıp duruyordu. Fransa'nın bir bölgesinden gelen bazı raporları buluyordum. Harita getirmedim, çizsem de 5 para etmez. Tamam. La Belle France, yani Fransa'yı hayal edin. Güzel değil mi? Dağlar, Toulouse burada, Bordeaux şurada, voilà. Ariège denen dağlık bir vilayette bu raporları bulup duruyordum. Başkenti Foix, bu ovada bir yerde. Sonra dağlara doğru çıkıyorsunuz. Gerçekten çok büyük dağlar var. Şimdi insanlar daha ucuza Fransız rakısı, sigara ve benzer şeyler satın alabildikleri Andorra'ya gidebilmek için bu dağlardan arabalarıyla geçiyorlar. Gerçekten bu bölgeler çok güzel. Buralar hala çıkıp giderek Ariège'de komünler kurmuş olan 1968 kuşağından insanlarla dolu. Bazen onların bazılarını civarda yalpalarken görürsünüz. Polisten gelen, bazen jandarmadan, bazen belediye başkanından gelen raporlar bulup duruyordum. Bu raporlarda erkeklerin kadın gibi giyinerek karanlık, sis ve karın ortasında aşağı doğru indiklerini, direnlerle ve tüfeklerle silahlanmış olarak iki grup insanı kovaladıklarını yazıyordu. Bunlar şarbonniye, yani kömürcüler, diğer bir deyişle ağaçları kesen orman halkı ve orman muhafızları. Bu ikinci gruptaki insanlar ormanları korumak üzere devlet tarafından tutulmuş olabilir. Kırsal burjuvazi tarafından tutulmuş olabilir. Veya Foix veya Toulouse'da yaşayan ve ormanda bir sürü arazisi olan insanlar tarafından tutulmuş olabilir. Veya eğer ormanlar komünün mülkiyeti ise sıradan insanları buradan uzak tutmak için komünler tarafından tutulmuş olabilirler. Bu insanlar dağdan aşağı iniyor ve onlara ateş ediyor. Onlara küfürler ediyor. Direnlerle onların gözlerini korkutuyor. Onları uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ve sonra eğer orman muhafızları ve kömürcüler bir daha geri gelirse ızdırabınız başlayacak. İmza Jean, Demoiselle'lerin yüzbaşısı diyen bir takım notlar bulunuyor. Fransa'da Demoiselle, genç bir kadın demek. Bunlar Ariège'in Demoiselle'leri olarak bilinmeye başladılar. Bunlardan o kadar çok buldum ki 1829, 1830, 1831, birkaç tane 1848, bir iki tane 1872'de ve bir daha hiç. Bu insanlar kimdi? Ve neyin peşindeydiler? Kaptan Swing'i ve buğday isyanlarını düşünecek olursanız, bu insanlar ormana girme hakkı istiyorlar. Ormana girme hakları ezelden beri hep vardı. Ariège'de hava soğuktur. Ormandan topladıkları oduna ihtiyaçları vardı ki hayatta kalabilmek için ateş yakabilsinler. karınlarını doyurmak için orman bitkilerinin meyvelerine ve köklere gereksinim duyuyorlardı. Hayvanları otlatacak yerlere ihtiyaçları vardı. Domuzlar köklere kadar yerler. Bizim Ardeş'teki köyde olduğu gibi keçi ve koyunlar da öyle. Eğer biraz durumları iyiyse inekleri falan da olurdu ama bu çok fazla söz konusu değildi. Zenginlerin inekleri vardı, köylülerin ineği falan yoktu. Bu insanlar kendilerini bildik bileli ormana girme hakkına sahiplerdi. Ormana girme hakkını neden kaybettiler? Hayal mahsulü bir zamana geri dönüp bakıyorlar. Hayal mahsulü değildi. Daima giriş hakları vardı. Bir sürü orman vardı, bütün her yer. Ormansızlaşma 17. ve 18. yüzyıldan bu yana Fransa'da büyük bir sorun. Pirenelerde bir sürü orman var ama buralar dağlık. Canları istediğinde buralara gidebiliyorlardı. Ormanın sahipleri değillerdi ama diğer yandan da kullanım ve mülkiyet insanlar için fazla anlamı olan şeyler değildi. Bir gün onları artık buralara gidemeyecekleri söyleniyor. Bazıları kiliseye gidiyor ve ormanda bulmak için yüzyıllar önce bu köylerin halklarının tanımış olabilecek tapular arıyorlar. Bulamıyorlar. Yani sefil hayvanlarını otlatmak veya yemek veya yakmak için bir şeyler bulmak için neden bu ormanlara artık giremiyorlar? Bunu neden artık yapamıyorlar? Aha, devlet içinde kapitalizmden bahsedebiliriz. Odunun fiyatı artmış olmalı. Neden? Metalurjik endüstri Katalonya'da Katalanlar küçük metalurjik endüstriler oluşturuyorlar. Odunun fiyatı yükseliyor. Birdenbire ormanı sahibi olan insanlar diyorlar ki tamam bu köylüleri ve hayvanlarını artık ormanda istemiyoruz. Orman muhafızları tutmaya başlıyorlar. Ağaçları kesip parçalara ayıran Fransızca şarbonnier denen kömürcüleri bugün Jura'da veya Almanya'daki siyah ormanda veya Avrupa'da aklınıza gelen kalan kısımlarında insanlar hala bunu yapıyorlar. Tutuyorlar. Benim geldiğim Oregon'da tomrukçuluk para kazanmak için iyi bir yoldu. Ben hiç yapmadım ama üniversitedeyken böylece odun ormanda çıkmaya başlıyor. O insanlar daha da zenginleşiyor. Köylülerin pek şansı yok. Neden şansları yok? Çünkü ormanın sahibi olan çok paralı insanların yaptığı, İngiltere'de zenginlerin, büyük toprak sahiplerinin yaptığının aynısını yapıyorlar. Yasayı yanlarına alıyorlar. Şaşırtıcı değil. Lobiciler ediniyorlar. Yasayı yanlarına çekiyorlar. 1827'de sıradan insanlara her zaman girme hakkına sahip oldukları ormanlara girmekten alıkoyacak bir yasa geçiriyorlar. Bu insanların hep ormana girme hakları vardı. Artık oraya giremiyorlar. Oraya gittiklerinde karşılarında silahlı muhafızlar buluyorlar. Sayıları çok, korucuların sayısı az. Onların gözlerini korkutup kaçırıyorlar. Bu küçük köylerin yöneticileri mesela bir tanesi Massat, onun köyüne gitmeye bayılırım. Burası ile ilgili yazmıştım. Massat belediye başkanlarından bir tanesiydi. Çok zor durumda kalıyor. Kimin ormanda sorunları yarattığını çok iyi biliyor. Ama bu insanlarla birlikte yaşamak zorunda. Kimseye ele vermiyor. Bunu takip ettim. Bunu okuyup uzun zaman önce derlediğim Fransa'da 1830 başka bir kitapta yazdım. Yani ne oluyor? Demoisellerin yüzbaşısı Jean kimdir? Jean. Kim bu? O da aslında yaşamadı. Aynı Captain Swing gibi. Diyor ki çokuz, haklıyız. Adalet bizim yanımızda. Yeri gelmişken bu insanlar Fransızca konuşmuyorlardı. Onlar için ızdırabınız başlayacak cümlesini Fransızca yazacak birini bulmak çok zordu. Çünkü Fransızca bilmiyorlardı. İspanyolcadan çok fazla etkilenmiş yerel bir dil konuşuyorlardı. Ne Katalanca'ya benziyordu ne de Bask diliyle bir alakası vardı. Hiçbir şeye benzemiyordu. Belki bir parça Macarca ve Fince'yi çağrıştırıyordu. Bu şeyleri yazıyorlar ve diyorlar ki eğer ormanlardan ayrılmazsanız demoisellelerin yüzbaşısı Jean sizi bir gün kızartacak. İstedikleri şey aslında ormandaki haklarının hükümet tarafından onlara iade edilmesi. Hükümet bunu yapar mı? Şaka gibi bir şey. Tabii ki hayır. Şimdi 1830 yılı geliyor. Devrim, özgürlük, kardeşlik, eşitlik, kırmızı, beyaz ve mavi. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki aslında bu özgürlük ormanlarımızı geri alabiliriz demek olsa gerek. Değil mi? Bununla alakalı ilginç şeylerden bir tanesi bir süre için ricacı oluyorlar. Dilekçelerini Fransızca olarak yazacak birini buluyorlar ve Paris'te özgürlükten bahsedildiğini duyup duruyoruz. Bu bizim ormanlarımızla ilgili değil mi? Hayır. Hükümet şöyle diyor. Hayır. 1827 Orman Kanunu şimdi daha etkin bir şekilde yürürlükte. Ormana girmenize müsaade yok. Orman korucuları geri dönüyor. Orman korucuları dönüyor ama demoiseller de öyle. Tekrar kadın kılığına giriyorlar. Kaybediyorlar. Şaşırtıcı değil. oradan uzaklaştırılıyorlar. Neden kadın gibi giyiniyorlar? Tek yaptıkları şey kömürcülerle alay etmek. Yüzlerine kömür sürmek ve yatak çarşafları giymek. Onları elbise gibi göstermeye çalışıyorlar. Niçin kadın gibi? Bu kılık değiştirmekten başka bir şey. Bu böyle zıvanadan çıkmış karnavaldaki gibi. Eğer Avrupa'nın herhangi bir yerindeki karnavalı düşünecek olursanız, mesela Mardi Gras gibi, karnavalda ne yapıyorsunuz? New Orleans'daki akan kalabalıklara bakın. Herkes telef olmuş ve değişik kılıklara girmiş. Bunun eski versiyonu, seni sömürenler, istismar edenlerin kılığına giriyorsun. 3 veya 4 gün sana adilane olmayan cezalar veren yargıcıyı alaya alacak şekilde. Senin üzerinde feodal haklara sahip büyük şişko soyluyla alay edebilirsin. Sana kötü muamele eden jandarmalarla alay edebilirsin. Olmadığın bir şey gibi davranabilirsin. Bu bir karnaval. Zıvanadan çıkmış bir karnaval. Karnaval sırasında dünyanın altın üstüne getirebilirsin. Bu durumda ise kadın kılığına bürünüp karşındakinin bakış açısından gerçeği ters döndürebilirsin. Bu zıvanadan çıkmış karnaval planlanmış bir şey. Aynı Charivari gibi, başka köyden birisiyle evlenmiş bir kadının veya bir çiftin evinin dışında tabak çanağı vurup gürültü yaptığın Charivari gibi. Gürültü yaparak ortak adalet duygusunu zedeleyen yanlış bir harekete dikkat çekerek bir şeyleri tekrar yoluna koymaya çalışıyorsun. Bu insanların yaptığı da bu. Diyorlar ki bize saygı gösterin. Adalete saygı gösterin. Onun için kadın kılığına bürünüyorlar. Dünyanın altını üstüne getiriyorlar. Bu zıvanadan çıkmış ölümüne ciddi bir karnaval. Bu insanlara ateş açıp yakaladıklarında eşek sudan gelene kadar dövecekler. Böylece Böylece demoisellerin yüzbaşısı adaleti ve bu öfke karnavalın bir tür rol yapışını temsil ediyor. Bu gizlenmekten başka bir şey. Ama kazanamıyorlar. Kaptan Swing de kazanamıyor. Tutuklanıyorlar, mahkemeye çıkarılıyorlar. Bazıları hapse atılıyor. Ama sonunda 1830'un sonlarında geri geliyorlar. 1831 ve biraz da 1832'de. Eğer iyi hatırlıyorsam 1848'de ve 1872'de tekrar ortaya çıkıyorlar ve sonra bir daha hiç gözükmüyorlar. Ariège, 19. yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir şekilde nüfusunu kaybeden bölge. Bu insanlar artık ormanda karınlarını doyuramıyorlar, ormana artık giremiyorlar. Küçücük toprak parçasında yaşamaları mümkün değil ve artık vazgeçiyorlar, çıkıp gidiyorlar. Bu insanların büyük büyük torunları birçoğu aerospasyalde, Toulouse'daki uçak fabrikalarında çalışıyorlar veya Bordeaux'a gidiyorlar veya Paris'e veya Ajan'a gidiyorlar. Sonuç olarak başka bir yerlere gidiyorlar. Demoiselle'ler aynı Kaptan Swing gibi bütün bu ülkelerdeki, İspanya'da, İngiltere'de, Prusya'daki her yerdeki buğday isyancıları gibi. İnsanlar onların eylemlerini en azından belli bir doğruluk anlayışı ve popüler adalet duygusu aşılayan bazı şeyleri geleneksel biçimde yapmanın kalıntıları olarak görüyorlar. Demoiselle'ler karnaval sırasında dünyanın altını üstüne getirmeye çalıştılar. İnsanlara doğru olanı yaptırmaya çalıştılar. Ormanların onlara iade edilmesini sağlamaya, kent ve başka yerlerdeki büyük çiftliklerden harman makinelerinin çıkarılmasına, herkesin biraz satın alabilecek şansı olması için buğday ve ekmeği makul bir fiyata geri döndürmeye uğraştılar. Ama sonunda bilindik dinamik ikiliye, bu güçlü ikiliye karşı kaybettiler. Devlet ve kapitalizm. Geride kalanların tarihini yazmak acılı bir şekilde güçtür.